Bu küçük kasabada Kurabiye adında bir kedicik, abisi Puding ve kız kardeşi Şeker'le birlikte yaşıyor. Bu kasabada birçok başka kedicik de var. Kurabiye, Şeker ve Puding. Tatlı kedicikler. Çok tatlıyız. Ama en tatlı benim. Miyav! Dedektifler. Bir gün Kurabiye, Şeker ve Puding en sevdikleri oyuncaklarıyla oynuyorlardı. Kılıp 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 kılıp. Balık arabam çok havalı. Ama Şeker çok sevdiği oyuncak kedisini bulamıyordu. Bayan Keteluyu bulamıyorum. Sanırım onu kaybettin. Nasıl hissettiğini biliyorum. Çünkü ben de her şeyi kaybediyorum. Sen oyuncaklarını etrafta bırakıyorsun ama ben bebeğime çok iyi bakıyorum. Bir yerde unutmuş olmalısın. Belki ortaya çıkar. Mesela biz 100 yaşına girdiğimizde. Ama ben Bayan Kitilu'yu şimdi istiyorum. 100 yıl sonra değil. Bu kitaptaki usta dedektif Sherlock Holmes bize hemen yardımcı olabilir. Onun da yani çıkarım metoduyla ilgili şeyler okumuştum, biliyor musun? Ne dedin sen? Çıkartma motoru mu? Çıkarım metodu. Kaybettiğiniz şey hakkında bol bol düşünüp sonra onu aramak anlamına geliyor. Bir şeyi aramanın en mantıklı yolu yani. Çocuk oyuncağı. Bu işe yaramaz. Sherlock Holmes sadece bir kitap karakteri. Bana yardım edemez ki. Ama biz de harika dedektifler olup Bayan Kitolu'yu bulmana yardım edebiliriz. Harika! Miyav, 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 miyav! Pekala Bayan Şeker, kayıp bebeğiniz ne kadar büyüktü acaba, söyler misiniz? Yaklaşık bu kadardı bayım. Demek öyle. Kimlerin arasında kaybolmak için çok büyük. Saklanabileceği kadar büyük bir yer biliyorum. Ben iyiyim. Burası çok karanlıkmış. Merhaba. Bir şey buldum. Bayan Kitilu'yu mu? Daha iyisi. Babamın eski şapkası ve içinde de bir misafir var. Bakın. Babamın şapkasının baykuş yuvasında ne işi var? Sanırım onu bir yerde düşürmüş olmalı. Pekala Bayan Şeker, bana Bayan Kitulu'yu en son gördüğümüz yeri söyler misiniz? Kum havuzunun içindeydi bayım. Birlikte kumdan kale yapıyorduk ve o sırada yağmur başladı. İşte bu. Bebeğin kuma gömülmüş olmalı. Bulabildin mi? Sanırım. Kedimi buldun mu? Daha iyisi. Arabalarımdan birini. Puding'in kokuşmuş çorabı ve bir köstebek. Acaba arabam kuma nasıl gömüldü? Çok basit sevgili kurabiye. Onu ait olduğu yere koymamışsın. O zaman Bayan Kitulu'yu nereye koydun? Bilemiyorum ki. Belki de o kadar iyi dedektifler olamamışızdır. Evet olduk. Aklıma bir şey geldi. Hadi bebek arabamı bulmaya çalışalım. Yağmur başladığında Kitulu'yu bebek arabasına koymuştum. Bu yapbozun en önemli parçası olabilir Bayan Şeker. Arama başlasın. Ve böylece dedektifler kayıp bebeğin kayıp bebek arabasını aramaya koyuldular. Her yeri aradılar. İşleri her zaman kolay değildi. Ama başarılı dedektifler asla vazgeçmez. Bir iz buldum. Bebek arabası izleri mi? Olabilir. Acaba nereye gidiyor? Hadi takip edelim. Gizemli izler kedicikleri kendi evlerine götürdü. Hey çocuklar, onu buldum. Ama bebek arabasında değil. Hey, bu ipin burada ne işi var? Bu Bayan Kitilu'nun saçı. Bakın, bir tane daha var. Dedektifler ipuçlarını takip ettiler. Bulduk! Görünüşe göre kayıp bebek vakasında suçlu annemizmiş. Evet, suçumu kabul ediyorum. Onu bebek arabasında ıslanmış halde buldum. Bebek arabasını eve götürdüm ve bebeği kuruması için astım. Teşekkürler anneciğim. Görünüşe göre olay çözüldü. Oynamayı bitirince bebeğine ait olduğu yere bırakmalısın. Ben kayıp arabamı ve Puding'in kokuşmuş çorabını buldum. Küçük dedektiflerime bakın. Bilin bakalım kimin babası yeni dedektif Sherlock Holmes kutu oyununu satın almış. Harika! Miyav, 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 miyav! Dedektif olmak çok eğlenceli. Ama tekrar eğlenmek istediğinizde oyuncaklarınızı bulabilmek için onları yerlerine koymalısınız.